Bu yepyeni ve şahane optik illüzyon derlememize hazır mısınız arkadaşlar? İyice konsantre olun ve sizi kandırmalarına izin vermeyin. 1. Bu çemberlere dikkatlice bakarsanız dönüyor olduklarını görürsünüz, öyle değil mi? 2. Fakat aslında bu sadece bir illüzyon. Normalde tamamen hareketsizler. 2. Şapkanın yüksekliği mi daha fazla yoksa genişliği mi? 2'si de kesinlikle aynı. Gözlerini size oyun oynuyor. 3. Hangi kule daha eğik dersiniz? Şuna bir bakın. Aslında aynılar. Ancak kulenin kopyası yanına yerleştirildiğinde biri daha eğik gibi duruyor. Buna eğik kule yanılsaması deniyor. 4. Bu resimde kaç tane renk görüyorsunuz? Ne kadar çok görüyor olursanız olun aslında sadece 3 tane renk var. 5. Bu resimdeki desenler hareket ediyor gibi görünüyor değil mi? Ancak oval şekillerden sadece birine odaklanırsanız tüm görüntünün hareketsiz olduğunu görürsünüz. 6. Bu resimde ne görüyorsunuz? Hareketli bir yıldız olabilir mi? Yıldız kısmı doğru ancak aslında bu hareketsiz bir görüntü. Burada da herhangi bir kısmına dikkatlice bakarsanız hareket etmeyi kestiğini görürsünüz. 7. Bu resimde 3 tane silindir olduğu ve hepsinin dönüyor olduğu gözüküyor değil mi? Lakin artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Resmin ortasına bakarsanız hareket duracaktır. 8. Hangi kalem daha uzun dersiniz? Üstteki yeşil olan mı yoksa alttaki mor olan mı? İkisi de aynı uzunlukta. 9. Bu resimdeki 3 hayvanı bulabilir misiniz? Ağacın dallarında saklanan 3 tane tavşan var. 10. Bu dönen şeye bakın. Bunun 3 boyutlu bir görüntü olduğu son derece açık ama aslında bu şey sadece 3 boyutlu bir etki yaratan bir dizi dönen figürden ibaret. 11. Ekrana bakın ve gördüğünüz resmin merkezine odaklanarak başınızı ileri geri hareket ettirin. Yaklaştığınızda çizgiler saat yönünün tersine gidiyor gibi görünecektir. Görüntüden uzaklaşmaya başladığınızda ise bu çizgiler saat yönünde dönmeye başlayacak. 12. Bu çizgilerde gizli bir şey var. Ne olduğunu bulabilir misiniz? Fark etmediyseniz başınızı sallamayı, ekrandan uzaklaşmayı ya da gözlerinizi kırpıştırmayı deneyin. Bunlar da işe yaramadıysa sizin için çizgilerin parlaklığını kısayım. İşte burada sevimli bir kedi var. 13. Burada gizli olan İngilizce kelimeyi bulabilir misiniz? Yatak başı anlamına gelen bedside kelimesi. 14. Bu resme bakın ve muza hangi ipin bağlı olduğunu söyleyin. İkinci ip olduğundan çok emindim ama aslında üçüncüymüş. 15. Hangi kelime daha parlak? Üzerindeki çizgileri çekersek, her iki kelimenin de aynı renkte olduğunu görebilirsiniz. 16. Bütün yatay şeritlerin ortaları daha açık ve kenarları daha koyu görünüyor değil mi? Ama aslında şeritlerin her kısmı aynı renk. 17. Hangi çubuk daha uzun? A mı B mi?
İkisi de aynı uzunlukta fakat siz yine de bu illüzyonu görürsünüz. Çünkü zihniniz bu görüntüyü 3 boyutlu olarak algılar. Bu yüzden beyniniz size daha yakın olan çubuğun diğerlerinden daha kısa olması gerektiğini söyler. 18. Bu kadının gözleri aynı renkte mi? Evet öyle. Gözlerinin rengi ile saçının rengini karşılaştırarak emin olabilirsiniz. 19. Ekrandaki görüntü ilk başta açık yeşil bir arka plan üzerinde dönen kırmızı bir pervane gibi duruyor, değil mi? Fakat ortadaki siyah noktaya konsantre olmaya çalışın. Bir süre sonra pervanenin altındaki yeşilin onu çevreleyen halkadan daha parlak olduğunu fark edeceksiniz. Ayrıca pervanenin kanatlarının ortadaki çarktan daha koyu bir tonda olduğunu da göreceksiniz. 20. Bu iki daire koyu ve açık ışık arasında yanıp sönüyor. Peki bunu aynı anda mı yapıyorlar dersiniz? İzlemeye devam ederseniz bunun arka plana bağlı olduğunu göreceksiniz. Aydınlıkken daireler senkronize olarak yanıp sönüyor. Ancak arka planın bir kısmı açık, diğeri koyu olduğunda daireler aynı anda yanıp sönmüyor gibi görünüyor. 21. Bu resimde hangi İngilizce kelime gizli? Kalite anlamına gelen quality kelimesi gizli. 22. Hangi canavarın ağzı daha uzun, yeşilin mi, sarının mı? İkisinin de ağzı aynı uzunlukta. 23. Peki ya bu resim? Bunda hangi İngilizce kelime gizli? Oldukça anlamına gelen quiet kelimesini gördüyseniz bir beşlik çakın. 24. Bir dizi basit düz çizgi beyninizi işte böyle kandırabilir. Dikey çizgilerden oluşan kare, yatay çizgilerden oluşan kareden daha geniş ve daha kısa görünüyor, öyle değil mi? 25. Uzun karolardan oluşan bu piramide bir bakın. Piramidin üstündeki karolar mı yoksa altındaki karolar mı daha koyu? Öyle görünmese de aslında bütün karolar aynı tonda. Onları bu şekilde hareket ettirip birbirleriyle karşılaştırırsanız aynı tonda olduklarını açıkça görebilirsiniz. 26. Bu resimde gizli olan 3 hayvanı bulun. Doğru bildiniz. Ağaçta 3 tane tilki var. 27. Kırmızı çitin arkasında dönen tekerleğe bakın. Alt kısımdaki teller bükülmüş gibi duruyor, değil mi? Lakin aslında tekerlek tamamen normal ve telleri dümdüz. Bundan emin mi olmak istiyorsunuz? Bakın, çit şeffaflaşıyor. İşte, gördünüz mü? 28. Tamam, bu çark saat yönünde, telleri ise saat yönünün tersine dönüyormuş gibi görünüyor, değil mi? Fakat tellerden birine dikkatlice bakarsanız aslında sabit olduğunu fark edeceksiniz. Daha doğrusu ileri doğru biraz kayıyor ve sonra yerine geri dönüyor. 29. Bu resimde hangi İngilizce kelime gizli? Tüy anlamına gelen feather kelimesi. 30. Bu resimde ne görüyorsunuz? Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Bazı insanlar parmak izleri, kimileri ise 5 tane lobut görüyor. 31. Peki ya bu resimde ne var? Bunlar değişen 3 oluk ve çıkıntı mı? Yoksa 3 parlak oval tüp mü görüyorsunuz? Bu hileli görüntünün sağ tarafı katlanmış bir yüzeye, sol tarafı ise tüplere benziyor. 32. Peki ya burada hangi İngilizce kelimeyi görüyorsunuz? Change yani değişim yazıyor. 33. Mavi çizgilere bakın. Çift halinde hareket ediyor gibi görünüyorlar, değil mi? Peki ya şimdi? Bakın birden bir karonun ana hatlarını oluşturdular.
34. Bu ahşap demiryolu raylarının boyutları birbirinden farklı gibi duruyor, değil mi? Alttaki üsttekinden daha büyük gibi duruyor. Ancak yerlerini değiştirirseniz boyutlarının aynı olduğu anlaşılıyor. 35. Sizce bu yatay çizgiler paralel mi? Size onların gerçekte paralel olduklarını ve gördüğünüz şeyin yalnızca bir illüzyon olduğunu söylesem ne dersiniz? 36. Burada hangi çizginin daha uzun olduğunu bulmaya çalışın. Cevabınız, hadi ama ikisi de aynı uzunlukta olduysa kesinlikle haklısınız. 37. Bu resimde olağan dışı bir şey görebiliyor musunuz? Burada bir dalmaçyalı saklanıyor. 38. Bu dama tahtasının ortasında bir çıkıntı var gibi görünüyor, öyle değil mi? Lakin aslında dama tahtası normal ve her bir karesi kusursuz. Küçük siyah beyaz noktaları çıkarırsanız böyle olduğunu görebilirsiniz. 39. Bu resimdeki mavi yatay çizgiler paralel olamaz, değil mi? Eğer görseldeki diğer bütün her şeyi kaldırırsak çizgilerin eğik olmadığını görebilirsiniz.